Canlarım merhabalar. Arkadaşlar ne yapacağız? Hadi bakalım. Hadi bakalım nasıl konuşma bu? Şöyle gözüme çarptı dedim parabolü de çözeyim. Şimdi oturmuşken hepsini çöz olmuyor işte arkadaşlar. Oturuyorsun birden 40'a kadar illaki vakit geçiyor. Burada hemen dedim hani gözüme çarpanlar sizin hani zorlanabileceğinizi düşündüğüm tarzdaki soruları seçip yardımcı olayım istedim bari. Hani hiçbir şey yapmaktansa az bir şey daha bir şey yapayım. WhatsApp web de açık ya oradan aldım soruları. Kusura bakmayın sesler geliyor. Şimdi ne diyor aşağıda tepe noktası 3'e 6 y eşittir fx parabolü ve parabolü ile bir kenarı x ekseninin diğer kenarı da y ekseninin üzerine. Tamam bir tane dörtgenler verilmiştir. Bak şimdi EOCD dikdörtgenin alanıyla EOCD dikdörtgenin alanıyla AB bu ne lan? EOCD AB O bu değil mi? D değil. Çünkü olmaz. ABDE diye bir şey yok. ABCD var. ADCB var. Tamam bu budur. 4 katıdır diyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapabilirim ben. Şimdi 4 katıysa şimdi bakın dikkat edin. Tepe noktası simetri ekseni olduğu için şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şurayı birazcık büyüteyim mi? Şöyle zoom. Şimdi minnoşlar bakın. Şunu da incelteyim. Şimdi amacım neydi arkadaşlar? Bak dikkat et. Şu A ise şu 4A. Ama bu simetri ekseni olduğu için 5'i bölmek sıkıntı. O yüzden ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Diyelim ki kendi kendimize. O zaman burası 2A alan ise burası 4A alan, 4 diyorum, 8A alan olur, doğru mu? Hani 4 katıdır diyor ya canlarım. Bu 2A ise burası 4 katından 8A. Ben şu simetri ekseni yani tepe noktasını indirdiğim zaman seve seve 4A'ydı burayı, 8A'ydı, 2A daha şu dikdörtgenin alanı 10A oldu. Doğru mu? Yani yarısı 5 5 bölecek. Yani buraya 3A kaldı, buraya 5A kaldı. Şimdi anlatabildim mi demek istediğimi minnoşlar? Bak, daha soru yokmadan şurayı yaptım. Şu tepe noktasını kullanmam lazım onu biliyorum. Şimdi bu tepe noktasının x bileşeni şurası 3 birimmiş. Tamam. Y bileşeni de 6. Şimdi dursun bir. Şimdi başka bir şey yapabilir miyim? Başka bir şey var mı? AB 3 diyor. Oh, şurası 3 müymüş? Doğru. Şimdi bakın 3 alana 3 kenar gelmiş. Demek ki iki alana iki kenar gelir arkadaşlar. Bana ne diyor canlarım? Ne diyor? AB 3 birim diyordu. AB 3 birim diyordu. 3 kere 2 ne abicim? 6 mı? Tamam 6. Yani şu alan 6. A'yı bulduk aslında. A bir işimize yarayacak mı? Yaramasına gerek yok. Çünkü bitirdik soruyu. Niye? Bu bileşenimiz x bileşeni eksi 2. Bu bileşenimiz y bileşeni 3. Yani ben parabol üstünde bir nokta biliyorum. Tepe noktasında biliyorum. O zaman denklemini yazabilirim. Nasıl da arkadaşlar y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'ydı. Hatırladık mı? Tepe noktası r'ye k olan parabolün denklemi. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Y dediğim şey fx, doğru mu? Şurası fx eşittir a çarpı x dediğim şey eksi 2. Doğru mu? X dediğim şey eksi 2 diyorum. Eksi 2'ye 3 noktası bunu sağlayacak. Yani ilk önce şunu yazalım. X eksi R dediğim şey 3 karesi artı 6 yani K. Şimdi diyelim şu nokta sağlayacak mı arkadaşlar? Şu noktayı yerine koyalım. X eşittir. Eksi 2 Y eşittir. 3 Y eşittir. 3 ise A çarpı X dediğim şey eksi 2 idi arkadaşlar. Eksi 2 eksi 3'ün karesi artı 6 oldu. Bunu bu tarafa attım arkadaşlar. 6 bu tarafa eksi 6. Bu topladığımda eksi 3. A çarpı. Şurası eksi 5'in karesinden 25. Pardon. Mehmet hocanız arıyor arkadaşlar. Sağ olsun. Bir saniye. Evet, kusura bakmayın arkadaşlarım. Şimdi ne dedik? A dediğimiz şey o zaman ne oldu? Eksi 3 bölü 25 mi oldu arkadaşlar?
Şimdi eksi 3 bölü 25 a'yı, o zaman artık haydi bismillah. Neyi soruyor bize? F13'ü soruyor. Bulalım abi. Şunu ben taşıyayım mı? Ne kadar güzel ya. Bak 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 şimdi. Bunu aldım. Şöyle slap diye küçülttüm. Şöyle birazcık şuradan küçülttüm. Sen şurada dur dedim. Nasıl, güzel mi? Tamam. Şimdi yerine koyalım arkadaşlarım. Siyahla yazayım. Bugün Beşiktaş'ın maçı var ya. Heyecanlıyız Mehmet hocamızla vallahi. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Artık denklemimiz şu değil mi? Fx a dediğimiz şey eksi 3 bölü 25. Doğru mu canlarım? Eksi 3 bölü 25. Bu arada Mehmet hocanız da doğum günü. Bak şimdi işte o. Ben de çıkacağım. Hadi yemek ısmarlayayım dedim ona. Vallahi dedim hak ettin. Hadi doğum günüsü hediyenisi. Hadi bakalım dedim böyle. Sevindi yavrucak. Ne diyor bu? Eksi 3 bölü 25 çarpı x eksi 3'ün karesi artı k, 6. Oh, bitti. Şimdi yerine koyalım canlarım. Ne? Neydi? Ne koyacağız? 13. 13 koyduğumuz zaman F13 soruyor. F13 eksi 3 bölü 25 çarpı 13 koyduğum zaman 13 eksi 3'ten 10. 10'un karesinden 100. 100 ile 25 sadeleşti. 4. 4 kere 3 12 ama eksi var. Eksi 12 artı 6 da burada var. Arkadaşlarım eksi 6 benim doğru cevabımdır canlarım. Hadi bakalım diğer sorularda görüşmek üzere. Bay bay.